Evet, selamlar, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz yeni bir video kaydına. Bu video kaydının konusu ne olacak? Özellikle vergi konusu olacak. Geçen yapmış olduğumuz bir video vardı emeklilik üzerine. Sanırım epey izlendi. Hatta onun üzerine geçen haftaki pazar günkü canlı yayınımızda da gene ona değindik. Emeklilikle ilgili bazı sorular, konular, yorumlar vardı. Bunun yanı sıra da daha ziyade onu takiben, yani konuyu takiben de vergi konusuna değindik. Vergi konusunda bayağı yorumlar, sorular vardı. O bakımdan daha detaylı, vergi konusuna daha detaylı değinebilen, bu geçen pazar günkü canlı yayınımızı takiben daha detaylı, daha bir planlı, derli toplu değinebileceğimiz bir video yapmaya karar verdim. O yüzden bu kaydı yapıyorum. Dediğim gibi konu daha ziyade vergi konusu olacak. Bunu takiben de ayrıca yine geçen sefer de konuştuğumuz gibi emeklilik, vergi sistemi, Amerika'daki vergi sistemi ve de Amerika'daki sağlık sistemi olarak da gene bunu devam edecek. Yani bu şekilde bir nevi hani 1, 2, 3 gibi diyebiliriz. Birbirine bağlı, böyle birbiriyle ilintili bunlar kavramlar, konular aslında. Birçok açıdan da birbirlerine girift kavramlar, açılar, konular. O bakımdan bunlara değineceğiz. Şimdi bu videonun konusu olarak vergi de kalalım. Umarım böyle çok uzatmam. Yani her zaman için bir kendime diyorum ki 30 dakika video yapacağım diyorum. Bir saate yaklaşıyor. Bu yüzden kendime şöyle bir 45 dakika kafamdan bir zaman ayırıyorum. Umarım 45 dakika saat zaman limiti içerisinde bitirebilirim. Konu çünkü tabii ki haklı, yani hak verirseniz ki değil mi? Oldukça detaylı, fazla kafa karıştırmadan sadece genel fikir verebilmek amacıyla, bazı şeyleri aydınlatmak amacıyla bu kaydı yapıyorum. Şimdi vergi, Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi olayı ve bunun Türkiye'den farkı nedir? Türkiye'den gelen bir kişi doğal olarak oradaki sisteme alışık olduğu için, bu oradaki alışkanlığa ters bir durum var burada. O da nedir? Normalde Türkiye'de çalışan bir kişinin bunun diyelim ki örnek verelim, bir devlet memuru olduğunu farz edelim veya bir özel şirkette, bir firmada çalıştığını varsayalım. Ne oluyor? Vergi nasıl toplanıyor? Bu kişinin maaşından düzenli olarak kesilen vergilerden alınıyor, değil mi? Onun dışında ekstra bir vergilendirme zamanı, vergi ödeme, vergi beyanında bulunma gibi bir sorumluluğu çalışan bir kişinin, yani bir firmada, devlette veya özel sektörde çalışan bir kişinin veya bir yerde çalışan bir kişinin şeyi, böyle bir sorumluluğu yok. Yani vergiler otomatik olarak zaten maaşından kesiliyor. Ancak kendi işi olan, serbest meslek sahibi olan kişilerin biliyorsunuz Türkiye'de işte vergi beyanında bulunması gerekiyor. Yani vergi düzeni şöyle bir genel baktığımızda bu şekilde, değil mi? Çalışıyor. Buraya baktığımız zaman ise bütün vatandaşlar, ister kendi işi olsun, ister kendi şirketi olsun, kendi serbest meslek erbabı olsun veya bir devlet sektöründe çalışıyor olsun, bir özel sektörde çalışıyor olsun, nerede çalışıyor olursa olsun, her sene tax return zamanı, vergi ödeme zamanı, vergi beyanatında her şeyden önce bulunmak zorunda. Burada benim karşıma zaman zaman bu konuyla ilgili şöyle sorular çıktı. Onlara da değinerek, onlara da göre bir aydınlatmaya çalışacağım. Bir aydınlık getirmeye çalışacağım. O da şöyle: bütün sene bizden vergi kesilmiyor mu diyor insanlar. Yani çalıştığımız zaman maaş çek, paycheck diye geçen buradaki maaşımızdan haftalık olur, bu 2 haftada bir olur. Bundan bir vergi kesilmiyor mu? Kesiliyor. Hem federal hem state income tax, gelir vergisi olarak bundan kesiliyor. Tabii eyaletler arasında bazı uygulama farkları olsa bile, bazı eyaletler işte gelir vergisi almaz, başkaları alır. Şimdi o ayrıntıları bir geçelim. Genel duruma, bir genel şeye bakarım, resme bakalım. Maaş çekinden, paycheck'ten federal tax, state tax, yani federal vergi, eyalet vergisi kesiliyor. Peki o zaman sene sonunda biz ne yapıyoruz diye bir soru geliyor. Yani niye böyle bir şey yapmak durumunda kalıyoruz? O da şu şekilde oluyor. Bunun daha ziyade nedeni, yani fazla kurcalamaya, içine derine girmeden şöyle:
Bir kişi işe girdiği zaman bazı formlar doldurmak zorunda. Vergi formları doldurmak zorunda. Bu işin W2 ile çalışılan bir iş olduğunu düşünelim. Bu ne demek? Onu hemen açıklayacağım kısaca. Burada örnek olarak ele aldım. Ben birden fazla değişik profil örnek olarak ele alacağım burada. Onu da söyleyeyim. Bunlardan biri özel sektörde çalışan biri, özel sektör veya devlet kurumu olabilir. Bunlardan bir diğeri de gene başka türlü çalışan biri. Şimdi özel sektörde çalışan bir firmada, bir şirkette çalışan birini düşünelim. Bu kişi işe girdiği zaman normal yani yıllık maaşlı bir iş olduğunu düşünelim buna. Burada maaşlar yıllık olarak hesaplandığı için annual salary, yıllık maaş üzerinden konuşulur. Yıllık maaşı olan bir işe girdiği zaman W2 ile çalışıyor diye adlandırılır bu. W2 bir vergi formu, bir vergi çeşitlendirilmesi. W2 ile çalışan bir kişi işe girdiği zaman bir takım formlar dolduruyor. Bunlardan bir tanesi W4 diye ayrı bir form var. Burada şahıs işe giren kişi çalışan birden 5'e kadar bu formda seçenekleri işaretlemek zorunda. Bu 1 ile 0 ile diyelim hatta 0 ile 5 arası olan bu 0 olur. 0'dan 5'e kadar herhangi bir rakam olabilir. 0, 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Bu rakamların her birinin vergi kesintileri üzerinde direkt etkisi var. Diyelim ki bu kişi atıyorum örnek olarak verelim 3'ü seçti. Bu nasıl seçiliyor? Çok kısaca onu da söyle, ona da değinelim. En başta kişi kendine bir rakamını kendisi hesabına vermek zorunda. Bunun dışında mesela işte evli bir çocuğu var. Çocuk işte 18 yaşın altında dependent olarak görünüyor. Yani o aile ana babayla beraber oturuyor, aynı evde oturuyor. Ona da bir rakamı, birden çocuk fazla çocuk var filan diye. Bu gibi durumlara bakarak bir rakam ortaya çıkıyor. Bu 0 ile 5 arasındaki şey mesela en yukarı çıktığı zaman, 5'e çıktığı zaman kesinti miktarında da doğru orantılı olarak bir azalma olduğunu düşünün şimdi. Şimdi diyelim 3 değil mi? 3 dedik biz bunu. 3 gösterdi ve bu 3 üzerinden bu W4 formundaki exemption diye geçer bunların ismi. Bu rakamlar var ya 0 ile 5 arasında kutuları işaretleyerek toplayarak alt alta çıkıyor bu. Exemptions diye geçer. Bu rakamlar üzerinden vergi kesintileri başlar. 12 ay boyunca değil mi çalışanın vergisinden diyelim ki bu her hafta paycheck alıyordu çalıştığı firmadan veyahut da 2 haftada bir. Her paycheck'ten senede 50 her hafta alıyorsa 52 paycheck, 2 haftada bir alıyorsa 26 paycheck var değil mi? Her paycheck'ten bir kesinti yapılır. State tax kesintisi yapılır, federal tax kesintisi yapılır. Tabii bunun dışında social security kesintisi var. Bunun dışında onun 401k hesabı varsa yani retirement emeklilik oradan bir şey var. Aktarım var. Bunun dışında da işte gene benefitler dedikleri sağlık sigortası falan ama şimdi onlara girmiyoruz. Konu onlar değil. Konu sadece vergi. Vergide kalalım. Vergi kesintisi yapılır. Şimdi sene sonu geldiği zaman sene bitti. Yani Aralık ayının 31'i sene bitti. Yılbaşı kutlandı. Yeni seneye girildi. 1 Ocak yeni yıl, değil mi? Şimdi Ocak ayının başından itibaren bütün Ocak ayı boyunca önce bu kişi vergi ödemekle sorumlu olan vatandaş o Ocak ayı boyunca bir kere bekleyecek. Neyi bekleyecek? Çalıştığı yerden ve bunun dışında vergiyle ilgili bütün kurumlardan aslında. Örneğin bir yerde bir yatırımları varsa, emeklilik fonları varsa, bireysel emeklilik fonları, diğer yatırımları, hisse senetleri, şunlar bunlar gibi yatırımları varsa, bütün yatırım kurumları kullandığı bütün bu yatırımla ilgili işlerde ona hizmet veren kurumlardan dahil olmak üzere tek tek bu kurumlar bu kişiye sene sonu vergi statement, tax statement'ı göndermek zorunda var. Burada bütün hesaplarını çıkartırlar ve bu belgeyi kişinin eline verirler. Bu kişi bu gelen belgeyi vergi ödemesi zamanı geldiği zaman kullanmak zorunda. İşte beyan etmek dediğimiz bu. Oradaki bilgilerin beyan edilmesi bu. Beyanat dediğimiz bu işte. Şimdi bu arada bir saniye arkadaşlar.
Burada bu böyle zaman zaman geçen gün bir klip yaparken böyle kesinti yapıyor ya. Bir saniye. Bunu en baştan yapacaktık. Yapmayı unuttuk. O yüzden şimdi böyle burada bizi uğraştırıyor. Şu sleep time'ı never yapalım. Bu kayıt süresince bize bir sıkıntı yaratmasın. Plugin bunu da şey yapalım. Never, tamam. Evet, bu şimdi böyle burada kalsın, böyle ki kesinti oluyor aksi takdirde. İkinci bir sanki video dosyası yaratıyor onun arkasından, bunu takip et. Açtığım zaman tekrar. Neyse. Geri dönelim konumuza. Bu belgeyi bekleyecek dedik, değil mi? İşveren, yani bu kişinin çalıştığı şirket bu formu göndermekle yükümlü. Nasıl ki bu kişiler bu beyanatta bulunmak zorundalar. Firmalar, kurumlar da bu belgeleri yıl sonunda hazırlayıp göndermek zorundalar. Onların vergi, yasal yükümlülüğü bu yani. Şimdi sen bunu aldın. Tekrar diyorum, buradaki örnek kişi bir özel sektörde çalışan bir vatandaş. Bu adam, bu kişi diyelim ki vergiyi ödeme son zamanı ne zaman? Nisan ayının 15'i. Nisan ayının 15'ine kadar mühlet veriliyor. Çünkü Ocak ayının sonuna kadar zaten beklemen lazım. Bu bazen de biraz aşıyor. Yani Şubat ayının ilk haftasına kadar da sarkabiliyor. Gelmiyor da mesela işte Şubat'ın 3'ünde 4'ünde gelebiliyor. Ona da öyle bir pay var. Aslında Şubat ayının ilk haftasında geçirdikten sonra artık vergi ile ilgili, yani tax return olayı başlar. Kimisi bunu Şubat ayında erken sayılır, onu Şubat ayında yapabilenler. Erkencidir biraz. Şubat ayında bitirirler. Kimisi Mart. İşte Nisan ayının 15'ine kadar süre mühlet var. Şimdi burada değişik şekillerde insanların bir yaklaşımı var burada. Eğer basit bir vergi ise çok. Easy form diye bir form vardır. O EZ yazar, hakikaten de easy. İngilizce'deki easy kolay anlamında ya. Onun gibi kendine easy bir şey. Yani basitse o form yeter. Fakat işler karıştıkça biraz daha şeyse, örneğin TurboTax'la birçok kişi evinde alır bunu yapar, yapmaya çalışır. Daha da karmaşıklaşabilir. Çeşitli birçok faktör var. Yani burada sayıp şu anda örnek vermeye kalkarsak burada saatlerce konuşmamız gerekir. O kadar çok çeşitli durumlar var ki bu yüzden de bir vergi uzmanıyla şahıs olarak yapıyoruz. Bir de en başta şunu söylemeyi unuttum. Şahıs bazında vergi ödemeden bahsediyoruz biz şu anda burada. İşletme bazında değil, şahıs bazında. Ama şahıs bazında da çok kompleksleşebiliyor bu vergi işleri. O yüzden bir mesela H&R Block burada bu servisi, bu hizmeti Amerika çapında bütün bir chain'dir, yani zincirdir ve bütün Amerika çapında bütün eyaletlerde, her eyaletin de birçok noktasında servisleri vardır. Bu şekilde vergi zamanı geldiği zaman harıları bu şekilde müşterilerine yardım, hizmet ederler, hizmet sunarlar, yardım ederler. Şimdi bu şekilde bir vergi uzmanına gidebilir kişi. Bunun dışında birebir tanıdığı bir vergi uzmanı olabilir, ona gidebilir. Yani bunlar birçok optionlar, seçenekler. Ben sadece bir iki tane örnek veriyorum. H&R Block diye bilinen, herkesin bildiği büyük bir şirket bu konuda hizmet veren. O yüzden onu söyledim ben. Bu şekilde randevu alınır eğer böyle bir kurumla çalışılıyorsa. Oraya gidilir. Vergiler, bütün bu belgelerle beraber gidilecek. Vergi işlemi çıkartılır. Şimdi burada esas yapılan ne? Oraya gittiğin zaman hani sana şey gönderilmişti ya. Eline bir belge geldi çalıştığın yerden. İşte bu sene ne kadar yaptın toplam? Maaşın, brüt, toplam. Buradan kesintiler ne kadar yapıldı? Onlar görünüyor değil mi? Bütün sene boyunca o paychecklerden kesinti yapıldı. Hepsi görünüyor. Oraya bakarak bir vergi çıkar. Daha sonra bu kişi orada uzmanın karşılığında, buna uzmanla oturduğunu varsayıyorum. Yani örneğin bir vergi uzmanıyla bunun yapıldığını varsayalım. Şöyle sorular sorar. Bunun dışında herhangi bir yerden, başka bir yerden geliriniz oldu mu? Birilerinden hediye durumu oldu mu? Başka bir şekilde bir gelir kaynağınız var mı? Mal, mülk, property, emlak, şu bu, her şeyi sorar. Burada diyelim ki
Sene boyunca kesilmiş olan vergi miktarı o kişiden en sonunda bir hesap çıkıyor ortaya. Toplam ödenmesi gereken bir rakam çıkıyor. Ve de diyelim ki sene boyunca yapılan o kesintiler vardı ya, o 12 ay boyunca yapılan kesintiler. O rakamın altında. Bu durumda ne oldu? Bu vatandaş borçlu çıktı maliyeye. IRS yani Internal Revenue Service Amerikan maliyesine borçlu çıktı. Bu durumda bir belge çıkartır, sonucu verir ve bunu der. O anda elektronik olarak da file edilmiştir. Yani H&R Block gibi bir kurumla eğer çalışıyorsanız mesela gittiniz, oturdunuz, bir saat harcadınız. İşlemler, hesap görüldü, her şey hesaplandı, kitaplandı, bitirildi, kapatıldı. En sonunda elektronik olarak kompüter ortamında file edilir. Yani IRS'e gönderilir. IRS'in de bunu kabul etmesi hemen hemen yani böyle çok kısa bir sürede oluyor. Böyle bir saatte falan zaten e-mail size gönderiliyor. E-mailinizi soruyor zaten. Hemen e-mail hesabınıza giriyor. IRS, Internal Revenue Service şeyi kabul etmiştir diye. Bütün işte o belgeleri. Bu şekilde sisteme o sene için, vergi yılı için, bir önceki vergi yılı için. Mesela 2024 senesinde şimdi 15 Nisan'a kadar 2023 yılının vergisi ödenecek. Bu şekilde. 2023 yılının vergi beyannamesi, vergi dokümanları sisteme girmiştir, update edilmiştir diye bir e-mail gelir. Şimdi orada zaten rakam görür, diyecek ki mesela oradaki uzman sizin 1200 dolar veya 1800 dolar neyse bir vergi borcunuz çıktı. Bu eyalete 1200 dolar. Bir örnek olsun diye atıyorum bunları. 1200 dolar eyalete çıktı. 800 dolar da federale çıktı. Toplam 2000 dolar. Şimdi bu nasıl çıkıyor? Niye vergi borcu çıkıyor diyeceksiniz. Bu şeyi en başta bir örnek vermiştim ya. Bir işe girdiğiniz zaman bir form var, dolduruyorsunuz dedim. 0 ile 5 arasında rakamlar veriyorsunuz dedim. Onlar doğru olabilir. Orada bir sakınca yok. Yani diyelim 3 rakamı da doğru olduğunu varsayıyorum. Tamam mı? Ama maaşının seviyesine göre diyelim kişi çalışanla eşi de çalışıyor. Onların ikisinin bir şey var değil mi? Birleşim var. Çocuk var, çocuk yok. Birden fazla çocuk var. Çocuk küçük veyahut da üniversiteye gidiyor. O zaman üniversiteye gidiyorsa 26 yaşına kadar çocuğu dependent olarak gösterebiliyorsun. Yoksa 17 yaşında, 18 yaşında bu dependency bitiyor. Yani dependency ne demek? Dependent olarak çocuğu gösterebildiğin kadar ondan bir vergi indirimi var. Normalde 18 yaşından sonra o dependent sayılmadığı için ondan vergi indirimi alınmamakla beraber eğer çocuğun üniversiteye gidiyorsa o hala orada öyle bir vergi indirimi 26 yaşına kadar da devam ediyor. Bu gibi bazı ayrıntılar var. Örneğin buradan bir vergi indirimi olduğu gibi evin var, evin morgucu var değil mi? Morgucu ile ev almıştın. Ödemeler yapıyorsun. Morguç ödemesi yaparken ödenmiş olan faizin bu vergi hesaplanmasında indirime giren bir kısmı var. Bunun gibi benzeri şeylerin böyle indirime girmesi söz konusu oluyor. Herkesin durumu aynı değil, değil mi? Yani kimisinin morgucu diyor ödemiyor, kimisinin çocuğu var yok, kimisinin bir tane var, kimisinin üç. Yani herkesin durumu farklı. Bu yüzden bütün bu durumlar göz önüne alınarak hesaplamalar yapıldığı zaman senenin sonunda o senenin başında yapılan seçeneklere göre olan kesintiler vardı ya, o oradan kesilen vergi miktarı ödenmesi gereken asıl vergi miktarının altında da çıkabilir, üstünde de çıkabilir. Eğer altında çıkarsa biraz önce örneğini vermiş olduğum gibi şahsın borcu olmuş oluyor, onu göndermesi lazım. Çek yazarak göndermesi lazım. Şeye, maliyeye. Eğer üstünde çıkarsa da o zaman maliye bu kişiye hesabına direkt depozit olarak para gönderiyor. Diyelim ki belki IRS borçlu çıktı size. 2000 dolar da onlar borçlu çıkmış olabilir duruma göre. O zaman sizin hesabınıza direkt depozit olarak bankadaki çekin hesabına para yatar. Para gönderir. Şimdi bu kabaca biz olaya yaklaştık. Onu söyleyeyim. Çok kabaca. Yani bir örnek aldık. Çalışan bir kişiyi ele aldık.
bu kişinin bir özel sektörde çalıştığını, yıllık maaş ile işe girdiğini, yıllık maaşından da işte her hafta aldığı çeklerden veya her iki haftada aldığı çeklerden kesilen şeyler üzerinden bir sonuçta toplam kesinti yapıldı. Değil mi? Bir de onun dışında biraz önce verdiğim vergi ödeme zamanında, vergi ödeme beyanatında bulunulduğu zaman, hesaplama yapıldığı zaman ortaya çıkan durum. Bu, ben biraz önce H&R Block diye bir örnek verdim. Bunu kişi evde de kendi de yapabilir aslında. TurboTax kullanarak yapılmasını tavsiye ederim. Eğer şeyler daha yani sağlam olsun, daha detaylı olsun. TurboTax her sene update ediyor kendini, değişir. Çünkü her sene vergi kanunlarında değişiklik yapılıyor. Her sene. Bu istisnasız. Bütün bu değişiklikler, TurboTax kullanıyorsanız eğer, bunu her sene update ediyor, edebiliyorsunuz. Bütün o değişiklikler orada, oraya yansıyor. Sizin TurboTax, bilgisayarınızdaki TurboTax'e. Ve o bilgileri girdiğiniz zaman size zaten hesabını çıkartıyor. Şu işte diyor, eyalete şu kadar borcum var. Veyahut da federalin sana şu kadar borcu var şeklinde bunları zaten çıkartıyor. Ama biraz daha işler karışıklık o yaratabilecek durumlar, yatırımlar, şunlar bunlar varsa da ben tavsiye ederim ki bir kurumla çalışmanızı, H&R Block tarzı bir kurumla çalışmanızı. Şimdi bunun dışında biz böyle bir örnek verdik. Şimdi bu örneği biraz açalım. Bu vergi sorusu bilhassa sanırım, değil mi? Şimdi buraya gelen arkadaşlar çeşitli işler yapmayı düşünüyorlar. Yani geldi, ilk başta işte belki Uber yapacak, işte belki DoorDash yapacak, belki Lyft yapacak. Benzeri şeyler yapmayı düşünüyor. Tabii kim olursan ol, ne iş yaparsan yap, ne kadar para kazanırsan kazan, vergi ödemekle yükümlüsün. Vergi beyanatı, en azından şöyle söyleyeyim. Vergi beyanatı yapmaktan kimsenin kaçarı yok. Bir kere en başta onu söyleyeyim. Yani ben bu sene tax return diye burada geçen, hani Nisan'a, April 15, Nisan ayının 15'ine kadar olan o dönem var ya, yapılmış olması lazım, bitirilmesi lazım. Ben yapmadım yok. Yani yarın öbür gün bir şey olur, audite girer, bir yerde bilgisayar sisteminde çünkü görülüyor. Diyelim ki bu kişi burada yıllardır işte yaşıyor, şu tarihten itibaren burada yaşıyor. Ama diyelim ki şu, şu ve şu senelerde hiçbir vergi ödemesi yok. Öyle olduğunu farz edin. Bu insanın başına bela açar. Onu söyleyeyim. IRS ile, Amerikan maliyesi ile sakın ha başınızı belaya sokmayın. Vergi zamanı geldiği zaman bunu ödeyeceksiniz. Kafanız karışabilir. Bu işi nasıl yapacağız diyebilirsiniz. Size çünkü yabancı bir sistem. Çok normal, değil mi? O zaman bunu dediğim gibi bir bildiğiniz arkadaşınız varsa bunu daha önceden yapa gelen, ona sorun, o size yön göstersin, yol göstersin ayrıntılar için. Veyahut da bir vergi işini yapan bir kurumla çalışın. Vermiş olduğum kurum dışında birçok örnekleri de bulabilirsiniz. Birçok yerde bunu yapan yerler var. Yani bugün Walmart'a gidin, vergi zamanı geldiği zaman orada küçük bir yer görürsünüz, böyle masa falan, böyle işaretler falan koyar. Vergi işlerini yapıyordur insanların. Yani böyle bunu, bu şekilde birçok kaynak var. O yüzden yani ben bunu nasıl yapacağım demek pek şey bir şey değil artık yani. Anlaşılır bir şey değil. Bunu size yardım edebilecek çok kaynaklar var, mevcut. Ama benim burada anlatmaya çalıştığım esas şey neydi? Neden böyle bir şey yapılıyor? Niye borçlu veya alacaklı çıkılıyor? Gelire göre, çok değişik ayrıntılara göre çok çok da vergi çıkabilir. Yani çok çok yüksek de vergi çıkabilir. Birçok faktöre bağlı. Bir örnek verelim. Örneğin diyelim ki büyük yatırımlarınız var. Yatırım fonu işleten firma sizin adınıza satış yaptı. Oradan bir kar realize edildi. O realize edilen kardan dolayı vergi borcu çıktı. O bunu yapan firma size göndermekle yükümlü. Uzman da baktığı zaman onu koyacak, bunu koyacak, şunu koyacak, bir bakacak. 80, 90, 100, 120 bin dolar da vergi çıkabilir. Bütün bunlar olası. Tabii biz burada daha ziyade örnek olarak bu gibi örnekleri kullanmaktansa daha realistik, buraya yeni gelmiş bir göçmenin, Türkiye'den yeni gelmiş bir arkadaşın, bu kişinin de şey yaptığını varsayarak konuşuyorum. Yani bir şekilde işte böyle bir ne derler, Uber filan tarzı bir iş yaptığını düşünelim. Onun üzerinden şimdi konuşalım. Biraz önce verdiğim örnek bir firmada çalışan bir elemandı.
profesyonel anlamda çalışan, belki Amerika Birleşik Devletleri'nde tahsilini tamamlamış veya şu ya da bu alanda tecrübesi olan bir mühendis veya tarzı bir kişiden bahsediyorduk aslında. Bunun dışında başka bir profile bakalım. Yeni gelmiş bir göçmen arkadaştan var, bakalım. Bu kişinin Uber yaptığını varsayalım. Bu kişinin ödeyeceği vergi şimdi başka oluyor. Bir nevi kendi işini yapma durumunda bu adam. Yani bir yere bağımlı çalışmıyor. Çünkü Uber'de çalışan bir adam Uber'in memuru değil. Uber'in elemanı değil. Zaten Uber'in şeysi bu, özelliği bu. Yani benim için, benim adımı kullanarak şoförlük yapanlar benim elemanım değil. Onlar kendi adına serbest meslek erbabı tarzında bir düzen kurdu Uber. Esasında bu onların inanılmaz derecede işine geliyor. O konuya hiç girmiyorum. O yüzden de hiçbir şekilde hiçbir hak, hiçbir avantaj da vermiyor çalışan şoförlerine. Hatta bunun üzerine büyük protestolar var Uber şoförleri arasında. O ayrı bir konu, oraya şimdi girmeyelim. Kontrat gibi, yani kendi adına çalışıyor şeklinde görülüyor. Böyle çalışan bir adam. Bu DoorDash de aynı. Yani Uber, DoorDash, Lyft, hepsi bunların kendi adına çalışan insanlar oluyor. Bu durumda ne oluyor? Başka bir vergi formu işin içine giriyor. Kendi adına bu forma 1099, 1099. Bu rakamlar, hani biraz önce söylediğim W2, W4, 1099, 1099 gibi laflar, bunlar vergi IRS'in belirlemiş olduğu, kendi vergi kanunlarında belirlemiş olduğu ve bu isimlerle atfettiği kanunlar bunlar. Kurallar, vergi kuralları. 1099, yani 1099'un özelliği nedir? O da şudur. Çalışan Uber şoförü yıl boyunca, 12 ay boyunca bütün gelir, yani elde ettiği bütün revenue dedikleri burada, cebine giriyor olduğu gibi. Herhangi bir kesinti yok. Yani normalde çalışan olsaydı ne oluyordu? Maaş çekinden o hafta kesiliyordu. Uber'de veya DoorDash'ta böyle bir şey yok. Ne kadar para kazandıysan olduğu gibi senin hesabına giriyor. Tabii sen oradan masraflarını çıkıyorsun, düşüyorsun. İşte yani benzin masrafın var, yağ masrafın var, şu var, arabanın şusu var, busu var, sigortası var filan. Sene sonu geldiği zaman, vergi ödeme zamanı geldiği zaman bütün bu masrafların hesaplanmış olması lazım. Yani bütün sene boyunca Uber işi yaparken ne kadar toplam mil araba kullanıldı? Toplam ne kadar mil araba kullanıldı? Ne kadar benzine para harcandı? Yağ değiştirmeye çok sık olacak bu. Ne kadar para harcandı ve özellikle ne kadar insurance'a para verildi? Çünkü insurance premiumları, eğer Uber yapıyorsanız ya da DoorDash ya da Lyft, normal bir insanın 10 katı gibi, yani öyle çok çok üzerinde araba kullanıldığı için her gün risk artıyor diye hesaplanıyor ve ona göre de uygun olan primler de artırılıyor. Yani çok çok yukarı çıkıyor sigorta ödemesinin, sigorta primleri yani. Bunların her birini masraf olarak tabii göstermek zorundasınız. Bu çünkü arabanız sizin işiniz. Yani Uber yapan kişinin işi değil mi? Masraf kapısı yani. O yüzden bu masraflar gösterilmek zorunda. Bunları göstererek, bu 1099 üzerinden hesaplanmıştı. Bu şekilde bir doldurulacak form ve buradan bir vergi çıkacak. Benim size burada bir tavsiyem var. Bunu Uber veya Lyft gibi işlerde, bunların bu işlerle ilgili vergilere bakan, bu konuda uzmanlaşmış kişilerle yaptırmanızı tavsiye ederim. Bu konuda uzmanlaşmış kişilerle yaptırmanızı tavsiye ederim. Bunun kendine has birçok ayrıntıları var. O kişiler onları çok iyi biliyor. Ve oradan nasıl bir avantaj çıkartılabileceğini, yahut da vergiyi mümkün olduğu kadar, ya tabii yasal olarak, mümkün olduğu kadar nasıl aşağı çekebileceğini biliyorlar. Bunu bilmeyenler Ray'de yaptırabilirsiniz. Yani Uber bu gibi bir çalışma tarzının ayrıntılarına hakim olmayan biri bu indirimlerin de farkında olmayabilir. Çok daha yüksek vergi çıkabilir o zaman. Onu söyleyeyim. Öyle bir şeyde hazır olun. Böyle bir gerçeklik var. Şimdi ama biz burada bakın ikinci bir örneğe geçmiştik, değil mi? Birinci örneğimiz kimdi? Bir şirkette çalışan işte profesyonel ortam, management ortamında diyebileceğimiz bir elemandı ve onun vergisiydi. İkincisi de
Uber diyerek, Uber veya DoorDash veya Lyft aslında kendi adına çalışan şahıslar oluyor. Kendi adına çalışan bir şahsın vergi ödemesine değindik. Tabii kendi adına çalışma her şey olabilir yani. Kendi dükkanın da olabilirdi. Kendi belki bir food truck vardır sende. Bir yerde food truck açıyorsundur, değil mi? Veyahut da bir işletmen vardır, bir kahven vardır, restoranın vardır. Veyahut da kendi adına bir danışmanlık firma. Yani her şey olabilir bu. Kendi adına. Burada tekrar edilmeye değer bir konu olarak gördüğüm, burada bakın, kolaydan daha zora bir örnek vermeye çalıştım. En baştaki en basit olan vergi mesela, yani basit vergi nasıl oluyor? Diyelim ki genç birini düşünün, öğrenci bu. Öğrenci bir yerde çalışıyor, bir mağazada çalıştığını düşün bunun. Bir restoranda çalıştığını düşünün. Bunun geliri gideri hayatında fazla bir kompleksi de henüz yok. O yüzden easy, 10 easy formu dedikleri form kullanabilir. Oradan rahatlıkla hesaplayabilir. İşte alt alta toplar, gerekli şeyleri yazar. Şu kadar kazandım, şu kadar şuradan geldi, buradan geldi filan. Oradan bir vergi çıkar. Ama bu işler mesela biraz şeye örnek vermek gerekirse, nedir yani işi komplike hale getirebilecek olan şeyler neler olabilir? Örneğin siz bir adam bir yerde çalışıyor olabilir ama aynı zamanda hafta sonları danışmanlık yapıyor olabilir, başkasına başka bir iş yapıyor olabilir. Bunun yanı sıra bir yerde bir emlak geliri olabilir, kira alıyor olabilir. Bunun yanı sıra mesela emeklilik fonları veya değişik yatırımları olabilir. Oralardan o yatırım fonlarındaki hareketler, hisse senedi alıp satıyor olabilir. Bunların buradan elde edilen satışlardan elde edilen karlar veya zarar varsa zararlar. Bütün bunların hepsinin sene sonu geldiğinde o vergi döneminde Nisan 15'ine kadar hesabının kapatılması gerekiyor. Görülmesi gerekiyor. Yani bütün bunların defterinin dürülmesi gerekiyor. Bu gibi ben birkaç örnek vermeye çalıştım. Bundan çok daha fazla, çok daha kompleks olan durumlar mevcut. Ben şimdi bunları da düşünmeye çalışıp burada lafı uzatmak ve kafa karıştırmak istemediğim için de fazla girmek istemiyorum ama çok daha karmaşık durumlar var. O yüzden kişilere böyle durumlarda mutlaka bir vergi uzmanıyla çalışmalarını ciddi olarak tavsiye ederim. Diyelim ki bir şeyiniz var, bir dükkanınız var, iş yeriniz var. Bu bir kafe olabilir, bu bir restoran olabilir, bu bir diyelim ki bir şey işi yapıyorsunuz, dağıtım işi yapıyorsunuz, filonuz var yani çalışanlarınız var, işte evlere dağıtım yapan bir işiniz var. Yahut da böyle bir büyük bir işletmeye siz subcontractor olarak hizmet veriyorsunuz. Yani kendi kamyonunuz ya da birkaç kamyonunuz var, şoförleriniz var, dağıtım işi yapıyorsunuz. Şimdi burada siz bir şirket hüviyetindesiniz. O zaman siz şahıs bazında vergiden çıkacaksınız, şirket bazında vergiye gireceksiniz. Şirket bazında vergi ödeme durumuna geçeceksiniz. Onun için mutlaka ve mutlaka eğer böyle bir işiniz zaten varsa kesinlikle tavsiye edilen, istisnasız olarak tavsiye edilen bir şey vardır. İyi bir muhasebeci ile çalışmanız şarttır. İyi bir muhasebeci ile çalışacaksınız ki vergi kanunlarındaki değişiklikleri takip edecek ve sizin lehinize bu değişiklikleri en iyi şekilde uygulayabilecek. Gerekli orada size yani hakkınız olan indirimleri de görüp bunları size uygulayabilecek. Böyle bir yani muhasebeciyle çalışmak da artık iyi olur demeyeceğim. Şart yani elzem demek zorundayım. Bunu da ayrıca ben burada eklemek isterim. Ama biz burada esas konumuz daha ziyade buraya gelen Türk arkadaşların işte bu şey konuları. Biz biraz önce konuştuğumuz, değindiğimiz gibi işleri düşünüyorlar ya, YouTube'da bunları görüyoruz. O yüzden bu örnekleri verdim. Ama bunun dışında bir diğer örneği de o yüzden vermiştim. Bunun dışında insanlar da var, Türkler de var değil mi burada? Yani bir yerde çalışan, bir firmada uzun yıllardır çalışan, ne bileyim çeşitli alanlarda, sektörlerde profesyonel olarak çalışan birçok Türk de var. Yani bunların da şeyleri gene bu şekilde oluyor. Genel olarak demek ki şeyler neymiş? W2 ile çalışıyorsunuz. İşe girdiğiniz zaman bir vergi formu dolduruluyor. W4 onun ismi.
Sizin elinize Ocak ayının sonuna kadar gelmesi gereken bir belge var çalıştığınız yer veya yerlerden. O da W2. Bir sene içerisinde belki kontratla birden fazla iş yerinde çalıştınız. 3 tane diyelim iş yerinde çalıştınız. O zaman 3 tane W2 gelecek size. O 3 şirketin de size W2 göndermesi lazım. O şirketlere ne iş yaptınız? Ne kadar para kazandınız? Bunlar gösterilecek orada. Bunlar toplanacak. Bunların hesabı çıkartılacak. Dediğim gibi bunu kendiniz de yapabilirsiniz. TurboTax alarak almanızı kesin tavsiye ederim. Eğer kendi kendinize yapmayı düşünüyorsanız o sadece easy formu değil. TurboTax alarak bu belgeleri topladıktan sonra o size adım adım gösteriyor, gösterecek. Bunu şuraya gir diyecek. Bunu buraya gir şeklinde. Eğer TurboTax kullanmayı da düşünüyorsanız size tavsiyem vergi zamanından önce hatta yani bunu yıl herhangi bir başka zamanda yılın alın bunu. Biraz bakmaya çalışın, kendinizi biraz eğitmeye çalışın ki vergi zamanı geldiği zaman hani böyle heyecan, stres olmasın, kafalar karışmasın. Bu şekilde size gösterecek ve TurboTax üzerinden direkt olarak TurboTax aracılığıyla da zaten vergiyi şeye gönderebiliyorsunuz. Ya yani vergi demişim. Çıkan borç varsa oradan hesaptan mesela işte gönderme durumu veya çek yazma artık onlar size kalmış şeyler. Veya tabii devlet size borçlu olabilir. IRS size borçlu çıkabilir. Yani vergi işi kesinlikle şöyle söyleyeyim. Öyle de böyle bundan kaçış yok. Vergi döneminde bunu yapmakla yükümlüsünüz. Yapmamak gibi bir alternatifiniz asla ve asla mevcut değil. Ne olursa yani hangi işi yaparsanız yapın. Az kazanın, çok kazanın. Hiç fark etmez. Bu ülkede yaşayan herkesin vergi vermekle bu şekilde bir en azından vergi beyanatında bulunmak. Yani vergi beyannamesinde bulunmak, vergi beyanatında bulunmak zorunlu var. Bu şekilde bir genel durum söz konusu. Genel bir fikir vermek için şöyle söyleyeyim. Her sene çıkan bir kitap vardır. Buna IRS Tax Code diye geçer. Yani Internal Revenue Service Tax Code. Şu kalınlıkta bir kitaptır. Her sene değişir bu. Yani mutlaka bunun üzerinde her sene bir yerlerde bir değişiklikler yapılır. Bu değişiklikler eğer TurboTax kullanıyorsanız orada HR Block gibi bir kurumla çalışıyorsanız onların bilgisayar sistemlerinde hangi kurumla çalışırsanız çalışın onların bilgisayar sistemlerinde bu değişikliklerin yansır yani onlar update güncellenir. Ve size hizmet veren kişi ya da kurum ya da o kurumdaki işte görevli bu bilgiler üzerine size hizmet veriyor. Şimdi eğer örneğin HR Block'ta da hizmet veren kişiler 1'den 4'e kadar sınıflaması vardır. Karmaşıklık derecesine göre verginin bir dediğimiz kişi daha ziyade çok basit olan kısım vergilerle uğraşır. 2 biraz daha zor, 3 biraz daha zor, 4 en zor diyelim. Yani en karışık durumlara bakan kişi 4 senior durumundadır. Bu kişi karşısına çıkabilecek olan birçok şahsi vergilendirme durumlarındaki bu kompleksite, karmaşıklık, karışıklık şeylerini genellikle bilir. Ve orada onun yardımını olmak aslında önemli. Eğer hata yaparsanız bir de şu var. Böyle bir kurumla çalışırsanız bir faydası olarak söyleyeyim. Eğer hata yapmışsanız kendi kendinize yaptığınız zaman. Diyelim kendi kendinize yaptınız ve bir hata yaptınız tabii farkında değilsiniz. Ya farkında olsaydın hata yapmazdın. Ve bu hata yüzünden başınız ağrıyabilir. Hata yüzünden başınız ağrıyabilir. Ancak HR Block gibi bir kurumla çalıştığınız zaman eğer bir hata onlar bir hata yaptıysa eğer size yansımıyor bu hata. Yani sizin başınız ağrımıyor. Onlar bir şekilde bir ceza ödüyorlar. Size yansımıyor. Bunun böyle de bir avantajı var. Bir de aynı zamanda isterseniz sigortası var işin. Yani bir nevi sigortada bir ekstra bir ücret ödeyerek sigortalıyor. Yani diyelim ki hata yapıldı ve çok büyük bir rakam çıktı ceza gibi.
Sigorta alınırsa onlar ödüyor. Yani ya da o sigorta firması ödüyor. Araya başka bir firma giriyor. Üçüncü bir kurum giriyor yani. Şimdi ya böyle durumlar var. Şimdi bakın buraya kadar konuştuğumuz şeydi. Ne derler? Kişi bazında. İşte örneklerini verdik. Kişi bazında vergilendirmeydi. Şeye hiçbir şekilde değinmiyorum. Bu diğer esas işletmelerin vergileri yani büyük işletmeler falan, onlar bizim konumuz değil. Vergi alanı şöyle söyleyeyim. Finans alanındaki en derin ve karmaşık konulardan biridir. Büyük firmalarda tax attorney olarak bu hizmetler verilir. Tax attorney'ler vergi avukatlarıdır. Onlar apayrı bir yani hukukun vergi avukatlığı tarzında bir bölümü böylesine hizmetler, bu şekilde hizmetler verirler. Tabii tahmin edersiniz ki çok yüksek meblağlar karşılığında bu büyük firmalara bu hizmetler veriliyor. Ayrı bir konu. Yani Türkiye'deki hani müşavirlik, mali müşavirlik tarzı diyebileceğiz ama burada daha ziyade tax attorney vergi avukatlığı şeklinde adlandırılıyor, sınıflandırılıyor ve geçiyor. Ama bizim konumuz onlar değildi. Ben sadece genel kültür bilgisi olsun diye söyledim. Burada değinmeye çalıştığım olay yani biraz önce işte bu anlatmaya çalıştığım olay şahıs bazında bilhassa da yeni gelmiş bir göçmenin yahut da buraya yeni gelmiş birinin Türkiye'den bir şekilde bu kendini kurtarmaya çabasında, kendi günlük kazancını temin etme çabasında Uber yaparken, şunu bunu yaparken gene sorumlu ne yapması gerektiği ve bu durum karşısında yani böyle bir şaşkınlığa düşmemesi için yani buna dair bilgiler vermeye çalıştım. Pardon. Tahmin ediyorum burada bazı sorular olacak. Yani büyük olacak. O yüzden lütfen o soruları da gene videonun alt kısmına yazın. Bu arada yani eğer mümkünse şu like butonu var ya oraya da bir like basarsanız iyi olur. Bu biliyorsunuz YouTube algoritması bu like butonu şeyiyle miktarıyla ona göre işte bir şeysi var algoritması var. O yüzden rica edeceğim mümkünse yerde yani hoşunuza gittiyse bir şekilde bilgilendiğinize inanıyorsanız oraya bir like atmanızı da ayrıca rica edeceğim. Evet. Şimdi benim söyleyeceklerim bugün ne kadar olmuş? 42 dakika. Fena değil. Bakın 45 dakika demiştim. 42-43 dakikada kapatıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorular varsa onlara cevap vereceğiz. Gerekirse yine bir tane daha bir devam olarak video yapabiliriz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.